Özellikle üst ön dişlerin palatinal yüz kesiminde lobut şekilli frezin yerleşimi önemli. En sık yapılan hata frezin dış bükey kısmını palatinal yüzeyin iç bükey kısmına denk getirerek konumlandırmak. Böyle bir durumda singulumdan yeterli miktarda madde kaldırılmadığı için teknisyene palatinal yüzün tasarımında veya üretiminde gerekli boşluğu oluşturmamış oluyoruz. Dolayısıyla restorasyonlar olması gerekenden daha hacimli tasarlanmak durumunda kalıyor. Ve bazı tüm ağız restorasyon olgularında erken temaslar nedeniyle alt çene daha geri pozisyona itiliyor. Bu nedenle uygun frez seçimi ya da konumlandırmasıyla teknisyene palatinal yüzeyde gerekli yeri sağlamak durumundayız üst ön dişlerin palatinal yüzlerinin iç bükey olması ve lobut frezlerin de bu yüzeylere uygun bir şekilde dış bükey olması sebebiyle genellikle kesim sırasında frezler daha insizlere yakın olarak konumlandırılabiliyor. Klinik anlamda pratik yöntemlerden bir tanesi Frezi bir miktar daha dik tutmak ve singulumun tam ortasından hayali bir çizgi geçtiğini varsayarak kesim sırasında lobut frezin uç kısmının bu çizgi boyunca ilerlemesini sağlamak. Bu şekilde singulumun üstünde kalan mine dokusundan da azaltma yaparak hemen hemen tüm palatal yüzeyden homojen bir şekilde madde kaldırmayı sağlayabiliriz. Teknisyen de gerekli boşluk oluşturulduğu için hem doğala yakın görünümlü hem de erken temas olmayan bir kron restorasyonu üretebilir.